Forrest Gump Chapter 5 Danger in the Jungle Ormanda Tehlike There was a little valley between two hills. İki tepenin arasında küçük bir vadi vardı. We were on one hill and the enemy was on the other. Biz bir tepede idik ve düşman diğerindeydi. Then we got orders to move the machine gun about 50 meters to the left of the big tree that was in the middle of the valley and to find a safe place to put it before the enemy blew us all up. Daha sonra biz vadinin ortasındaki büyük ağacın soluna soluna aşağı yukarı 50 metre makinalı tüfeği hareket ettirme ve düşman bizim hepimizi havaya uçurmadan önce onu koyacak güvenli bir yer bulmak için emirler aldık. We found a place to put the gun and stayed there all night. Biz silahı koyacak bir yer bulduk ve tüm gece orada kaldık. We could hear shooting all around us, but they didn't hit us. Biz etrafımızda ateş leri silah ateşlemelerini duyabiliyorduk. Ama onlar bizi vurmadılar. When it was day again, our planes came and they blew up the enemy soldiers. O tekrardan gün olduğunda bizim uçaklarımız geldi ve onlar düşman askerlerini havaya uçurdu. Then we watched while our men moved off the hill and came down into the valley. Daha sonra biz bizim adamlarımızın tepeden uzaklaşması uzaklaşırken izledik ve vadiye doğru gelirken. Suddenly somebody started shooting at them. Birdenbire birisi onlara ateş etmeye başladı. We couldn't see the enemy soldiers because the jungle was too thick, but somebody was shooting at our men. Biz düşman askerlerini göremedik. Çünkü orman çok sıktı ama birisi adamlarımıza ateş ediyordu. The shooting was in front of us which meant that the enemy soldiers were in between us and our men. Silah ateşleri bizim önümüzdeydi. Bu da düşman askerlerinin bizim ve adamlarımızın arasında olduğunu anlamına geliyordu. And this meant that the enemy was able to come back and find us so we had to get out fast. Ve bu düşmanın geri gelebileceği ve bizi bulabileceği anlamına geliyordu. Bu yüzden biz hızlı dışarı çıkmalıydık. We began to move back to the hill, but Doyle suddenly saw more enemy soldiers who were going towards our men. Biz tepeye doğru geri hareket etmeye başladık. Ama Doyle birdenbire adamlarımıza doğru gelen düşman askerleri daha fazla düşman askeri gördü. We waited until they got to the top then Bones began shooting with the machine gun. Biz onlar zirveye tepeye ulaşana kadar bekledik. Daha sonra Bones makinalı tüfek ile Ateş etmeye başladı. He probably killed 10 or 15 enemy soldiers. O muhtemelen 10 veya 15 düşman askeri öldürdü. Doyle and I and the other two men threw grenades but then an enemy soldier shot bones in the head. Doyle ve ben ve diğer iki adam öldürdüler el bombaları attık. Ama daha sonra bir düşman askeri bonsu kafadan vurdu. I pulled the machine gun from his hands and shouted to Doyle. Ben makinalı tüfeği onun ellerinden çekip aldım ve Doyle'a bağırdım. There was no answer hiç cevap yoktu. Two of them were dead and Doyle was only just alive. Onların ikisi ölmüştü ve Doyle sadece azıcık yaşıyordu. Neredeyse ölüydü. I picked up Doyle and put him across my soldiers. Then I ran towards the hill. Ben Doyle'u yerden kaldırdım ve onu omuzlarımın üzerine koydum. Sonra ben tepeye doğru koştum. There were bullets flying all around me from behind and then I saw more enemy soldiers in the low grass in front of me. Arkamdan tüm çevremde uçuşan mermiler vardı. Ve daha sonra önümde alçak küçük çimlerin içinde daha fazla düşman askeri gördüm. They were shooting at our men Onlar tepedeki adamlarımıza ateş ediyordu. I run fast, shouting and screaming as loudly as I could. Bağırarak ve çığlık atarak, olabildiğince, yapabildiğimce güçlü şekilde, hızlı bir şekilde koştum. Yapabildiğimce sesli bir şekilde bağırıp çığlık atarak hızlıca koştum. And suddenly I was in the middle of our soldiers and everybody was pleased and hitting me on the back. Ve birdenbire bizim askerlerimizin ortasındadım. And everybody was pleased. Ve herkes sırtıma vuruyor ve memnundu. My, my shouting and screaming frightened the enemy soldiers away. Benim bağırmalarım ve çığlık atmalarım düşman askerlerini korkutmuştu. They just ran. Onlar sadece kaçtılar. Koştular. The weeks went past slowly. Haftalar yavaş bir şekilde geçti geçip gitti. I got a letter from my mom and I wrote back to her that everything was okay. Ben annemden bir mektup aldım ve ben her şeyin iyi olduğunu söylediğim, iyi olduğunu ona geri yazdım. I also wrote a letter to Jenny Curran and asked Mom to ask your parents to send it on to her. Ben ayrıca Jenny Curran'a bir mektup yazdım ve annemden onu onların anne babasına göndermelerini rica etmesini istedim. But I didn't get a reply. Ama ben bir cevap alamadım. Bu bayan I decided that we should get a shrimp boat when we got home again and catch shrimps and make a lot of money. Bu bayan ve ben biz geri döndüğümüzde eve bir karides botu alacağımızı kararlaştırdık. Ve karidesler yakalayacağımız ve birçok para kazanacağımızı yapacağımızı. Bu ba plan it all. Bu onun hepsini planladı. It started to rain one day and it didn't stop for two months. Bir gün yağmur yağmaya başladı ve İki ay boyunca durmadı. But we still had to look for enemy soldiers and one day we found them. Ama biz hala düşman askerlerine bakmak aramak zorundaydık ve bir gün onları bulduk. We were crossing a rice field when suddenly they started shooting at us. Biz onlar bize ateş etmeye başladığında, aniden başladığında bir pirinç tarlasını geçiyorduk. Somebody shouted back. I picked up my machine gun and ran towards some trees. Birisi geri diye bağırdı ve ben makinalı tüfeği alıp makinalı tüfeğimi alıp bazı biraz ağaçlara doğru koştum. I looked round for Buba but he wasn't there. Buba için etrafa baktım ama o orada değildi. Then I heard that he was out in the rice field and he was hurt so I left my gun by the trees and run back into the field. Sonra ben onun dışarıda pirinç tarlasında olduğunu duydum ve o incinmişti. Bu yüzden ben silahımı ağaçların yanına bıraktım ve tarlaya doğru geri koştum. Gump, you can't go out there, somebody shouted. Gump, sen oraya gidemezsin. Birisi bağırdı. But I just ran. Ama sadece koştum. Halfway out, I saw another man who was hurt. Yolun yarısında ben incinmiş olan, yaralanmış olan başka adam gördüm. He was holding a hand up to me so I picked him up and ran back to the trees with him. O bana doğru ellerini kaldırıyordu, tutuyordu. Bu yüzden ben onu yerden kaldırdım ve onunla birlikte ağaçlara doğru geri koştum. Then I ran out again and found Baba. Daha sonra ben tekrardan koştum ve Bubayı buldum. There was blood all over him and he had two bullets in his stomach. Her yerinde kan vardı ve karnında iki mermi vardı. He looked up at me and said. Forest why did this happen? Bana baktı ve dedi ki Forest bu neden oldu? What could I say? Ne söyleyebilirdim ki? Then he said. Daha sonra o dedi ki Play me a song on the harmonica, will you? Bana mızıkanla bir şarkı çal. Olur mu? There was still a lot of shooting going on. But I played a song. Hala birçok ateş, silah ateşi devam ediyordu. Ama bir şarkı çaldım. Then all the color went out of Bubba's face. And he said something very softly. Home. Daha sonra babanın yüzündeki tüm renkler kayboldu ve o çok yavaş bir şekilde bir şeyler söyledi. Ev. And then he died. Ve daha sonra o öldü. And that is all I have got to say about it. Ve bu bunun hakkında söylemek zorunda oldum tüm her şey. The rest of the night was terrible. Gecenin geri kalanı korkunçtu. The worst night that I have ever known. Şimdiye kadar bildiğim en kötü gece. Nobody could get any help to us and the enemy soldiers were so near that we could hear them talking. Hiç kimse bize hiçbir yardım getiremedi ve düşman askerleri o kadar yakındı ki biz onlar konuşurken duyabildik. Then when it got light an American plane came and used fire throwers on the enemy and almost on us. Daha sonra gün ışıdığında bir Amerikan uçağı geldi ve ateş atarları düşmanın üzerinde kullandı ve neredeyse bizim üzerimizde. Suddenly the trees were on fire and the men were running out of the jungle with burnt skin and clothes. Birden bire ağaçlar yanmaya başladı ve adamlar yanmış deri ve elbiselerle ormanın dışına koşuyordu. During all of this, somebody shot me in the back of the leg, but I can't remember when it happened. Tüm bunların esnasında tüm bunlar sırasında birisi beni bacağımın arkasından vurdu. Ama ne zaman olduğunu hatırlamam, hatırlamıyorum. It didn't matter. O önemsizdi. Nothing mattered. Hiçbir şeyin önemi yoktu. Bu babazdet The shrimp business idea was dead with him. Buba ölmüştü. Karides işi fikri onunla öldü. I just want to die to. Ben de sadece ölmek istedim de. Then our helicopters came and the enemy soldiers who were left run away. Daha sonra bizim helikopterlerimiz geldi ve geri kalan düşman askerleri kaçtı. An hour later I was out of there and on my way to the hospital in Danang. Bir saat sonra ben oradan çıkmıştım ve Danan'daki hastaneye doğru yoldaydım.